Aslı hamile. Aslı! Çok güzel değil mi? Çok güzel. Yılbaşı gecesi takmıştım onu. Ve ileride aşık olduğun kıza hediye edersin bunu demiştim. O yüzden mi üzülüp gitti acaba? Aslı, kimdi onun karısı? Niye ayrıldılar ki? Aslı! Aslı! Bu doğru mu? Sen hamile misin? Bir bebeğimiz mi olacak? Her şeyi hallettim. Konuştuğumuz gibi. Ozan beni arayacak, sonra buraya gelecek. Sen hazır mısın? Berçin, aslında içim hiç rahat değil. Beni alet etme sen. Alet etmek mi? İyilik yapacaksın, iyilik. Hem sen bana borçlusun. Vazgeçmek için çok geç. Merak etme, hiçbir aksilik olmayacak. Böyle tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz her şeyi. Öyle diyorsan, ne yapalım, yapacağız. Al şunu iç, bir sakinleş. Ay vallahi Adnan Bey, yani kusura bakmayın, ben böyle olmasını inan ki hiç istemezdim. Sadece aranızdaki husumet kalksın, barış olsun istedim. Nereden bilirdim böyle olacağını? Sen daha ne yapacaksın Raziye Hanım? Adama gel mevzuyu çözelim, konuyu kapatalım diye büyüklük gösterdim. Adam üstüme saldırdı. Ne yazıyor acaba bunda? Adnan Bey, ben sizi hastaneye götüreyim mi? Gerek yok. Sinirlerim bozuldu. Ben şirkete gidiyorum. Ya o zaman ben götüreyim sizi. Hadi buyurun. Anne size evle burayı halledin. Tabii, tamam tamam oğlum. Hadi sen götür. Ben temizlerim, buraları hallederiz. İnsanların da bizim yüzümüzden tadı kaçtı. Bu yaptıkları da burada kalmaz. Hesabını sorarım. Yarın duruşma var zaten. Günah benden gitti. Hayırdır? Sen nereye? Babamı görmem lazım, çekil. Kızım, şimdi sırası mı bunun Eylül? Evin halini görmüyor musun? Şuralara bak. Mahvettik insanların evini de zaten. İyilik bizde kalsın. Benim başım falan ağrıyor zaten. Belim de tutmuyor. Bakıp durma öyle yüzüme. Yardımımız olsun, iyilik olsun. Evi birlikte seninle derleyip toparlayalım. Babanın attığı o yumruktan sonra bunlar dava etmez. Babanı çok iyi. Onun için tut işin ucundan da beraber çabucak yapıverelim. Tamam, toplayalım gideyim ben. Babanın başı ağrımasın diye yapıyorum kızım. Geç karşıma, hadi şu masayı kaldır. Hadi yardım et bana çabuk. İnsanlık bizde kalsın. Kaldır. Kaldır Eylül, kaldır. Ağır kaldır ki düşsün yağsın bebeği. Vallahi planımız tıkır tıkır işliyor. Eylül kolumuza taktık, nikaha bastık. E bir de çocuk. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Beyimize de böyle hizmet edilir. Adnan Bey, ne yapıyorsun ya? Yaşar'dan yediğim yumruğun karşılığıydı bu. Ya ben... Kes! Bana bak, doğru söyle. Eylül'ün bebeği Yağız'dan mı?
evliliğinden bahsediyorsun sen ya? Bak, eğer böyle bir şey varsa bilmeye hakkım var. Tamam, olmadı. Beceremedik biz. Aramızda yaşananlar ne olursa olsun... Sabrımı mı sınıyorsun sen benim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Bir de aramızda yaşananlar diyor ya. Yok öyle bir şey. Hamile falan değilim ben. Tamam. Özür dilerim, ben yanlış anlamışım. Seninle anlaşmıştık. Bizden, eskiden bahsetmeyecektik. Ben burada Jülide Hanım'a yardım etmeye çalışıyorum. Benim işimi zorlaştırma. Şunları da hemen şöyle. Heh, tamam. Hadi bitti. Tamam, bunu ben yaparım. Bu kolay. Git şimdi o koltuğu çek şöyle. Altını temizleyelim oranda. Ay yok. Bu çok ağır. Rica etsek çalışanlar gelip yardım etse olmaz mı? Oldu canım benim. Kızım. Bu evin insanları bilmiyor mu hizmetçilerine evlerini temizletmeyi? Biz iyilik olsun diye yapıyoruz. Adnan babana kim bilir ne yapar, Allah bilir. İstiyorsan bırakalım, tamam gidelim hadi. Yok tamam, ben kendim yaparım. İttir ittir bakayım şu koltuğu şöyle. Kız ittirsene. Razi. Az önce bu kızın başı dönmemiş miydi? İyi misin? İyi iyi, bir şeycik olmaz ona. İyi. Razi, benim başım tuttu, kusura bakmayın. Biraz yatacağım. Yok canım, ne kusuru? Siz kusura bakmayın. Böyle darmadağın ettik evi de biz hallederiz buraları. Hadi siz gidip dinlenin. Tamam. Ne duruyorsun ya? Şöyle bir ittiremedin ha. Aferin sana. Kaldır da kurtulalım şu bebekten. Çocuğumuz olursa belki o da böyle ikimizin arasında bizimle kahvaltı eder. İnşallah aşkım. Peki kızımız mı olsun istersin yoksa oğlumuz mu? Zor mu? Biraz. Aslı'mın diş hekimi mi o? Karşılaştığım durumlar bunlar. Alışmam lazım artık. Olmaz. Berçin hamile. Hasan.
Jüri de hatırlarsa yanarız. Her şey senin yaptığın ortaya çıkar. Bütün planlarımız alt üst olur. Ben de seni kaybederim. Anneciğim, sen merak etme. O kadar kolay değil. Kadın çok kötü durumda. Peki Aslım? O Aslım ne olacak? Evliliğine yerleşmiş bir güzel. Ozan'la da barışırlar yakında. Oğlum, kadın hatırlamasa ne? Mutlu mesut aynı evin içinde yaşadıktan sonra ne anladık biz senin intikamından? Oğlum, bak o jüri de benim. Ozan da senin hayatını mahvetti. Baban yanımızda. Yanımızda ama adam ölüm döşeğinde yaşıyor. Allah'ım, ya bu kadın yaptıklarının acısını çekmezse vallahi gözüm açılmayacak. Oğlum, ne olur bir şeyler yap. Ne olur bir şeyler yap. Jüri de yüzünden bir de seni kaybedemem. Lütfen bir şeyler yap. Tamam anneciğim, söz yapacağım. Sen merak etme. Sakin ol. Beni de kaybetmeyeceksin, merak etme. Bir şey yok, gel. Tamam. Sana soruyorum. O bebek kimin bebeği? Yoksa Yağız'dan mı? Bu nasıl soru Adnan Bey? Lafı geveleme lan. O bebek senin mi değil mi? Onu söyle bana. Tabii ki benim. Tabii benim. Eylül'le ikimizin bebeği. Emin misin? Ayıp ediyorsun Adnan Bey. Ne bileyim. Eylül bir şekilde seninle evlendi. Ama senin gibi bir serseriden çocuk yapmaya nasıl razı oldu onu anlamıyorum. Sen de ne yaptın bize Adnan Bey ya? Bizim de kendimize göre bir gururumuz, onurumuz var ya. Bebek benim diyorsan benim yani. Yalan mı söyleyeceğim? Söyleyemezsin tabii. Çünkü eğer yalan söylerse, eğer o çocuk Yağız'dansa seni şuracıkta öldürürüm. Öldürürsün. Yaparsın. Sana tonla para ödüyorum. Yalan söylemeyeceksin. Ben ne dersem onu yapacaksın, anladın mı? Anladın mı lan? Anladım Adnan Bey. İyi. Yaşar amca, biraz daha iyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. İyi ol Yaşar'ım, iyi ol. Sakin ol artık. Nasıl sakin olayım Nurhan? Görmedin mi yaptıklarını? Adam herkesin içinde bana çek verdi çek. Onurumu ayaklar altına aldı. Küçüldüm karşısında ben. Yaşar, Yaşar oğlum. Oğlum yardım et, içeri götürelim. Yaşar amca. Yaşar. Gel, gel Yaşar. İyiyim, iyiyim. Dur oğlum, tut. Tut Yaşar amca. İşini sallamalı Raziye. Bugün üssün bu bebek de kurtulalım. Çok şükür bitti. Yorulduk ama değil mi? Kızım, hadi gel de şu duvarları da siliver. Temizledim her yeri, yetmiyor mu? Aa. Ama yapmışken tam yapalım işimizi, değil mi? Vallahi benim kollarımda kireçlenme olmasa... Tamam, tamam ben yaparım. Ah Nermin Hanımcığım. Vallahi gelinimle ikimiz yani ortalığı bayağı bir böyle topladık, tertemiz ettik. Ah şu duvarları da sildik mi bitti işimiz. Sizden de Allah razı olsun. Yaşar Bey'den şikayetçi olmadınız. Büyüklük bizde kalsın Raziye. Siz işinizi halledersiniz. Kapıyı çekip çıkarsınız.
etmiştim ben. Üçüncü kez arıyor. Yeterince paniklemiştir. Al aç hadi. Alo. Berçin neredesin? Deminden beri seni arıyorum. Beyefendi, ben Doktor Akif. Hanımefendinin nesi oluyorsunuz bilmiyorum ama hanımefendi şu an klinimizde ve durumu çok kötü. Bir an önce gelseniz iyi olur. Ne oluyor? Nesi var Berçin'in? Neresi orası? Kadın doğum kliniği. Konum atarım. Ben Doktor Akif Şanlı. Berçin Hanım çok kötü. Hemen gelin. Valla sen de iyi oyuncuymuşsun ha. Ver, ver. Açıldın mı azıcık ha? Daha iyi misin? Tamam Nurhan yeter. İyiyim tamam. Ben çok üzgünüm. Babam adına özür dilesem bir faydası olur mu bilmiyorum ama... çok özür dilerim. Benim bu yemekten haberim yoktu. Olsaydı bunu engellemeye çalışırdım. Tamam yavrum tamam. Senlik bir şey yok zaten. Bizi de oraya o Dünür çağırdı. O da az değil ha. Hiç az değil o da. Ben artık gideyim. Ama eğer bir şeye ihtiyacınız olursa arayın lütfen. Biz başımızın çaresine bakarız. Peki. Söylemek istedim. Tekrardan kusura bakmayın. Hoşça kalın. Yavrum. Sağ ol. Teşekkür etseydin bari. Babasının bize yaptıklarını görmedin mi? Babası yaptı Yaşar, babası. Bu çocuk hiçbir şey yapmadı. Ben onu bunu bilmem. Bu çocuğun kumaşı başka. Babasına hiç çekmemiş. Sıçandan doğan çul kesen olur Nurhan. Ne malum bize mahkeme için yine yanaşmadı. Ona güvenemeyiz. Bize yaptıklarını ben unutmadım. Unutmam da. Hadi düş. Kapaklan yere. Madem o bebek benim torunum değil, ben de onun icabına bakarım. Eylül. Bak ta yukarıya oraya ayran sıçramış kızım. Hah onları da sil bakayım. Ah Yaşar Bey ha. Başımıza ne işler açtı görüyor musun? Uzan uzan bak ha. İyice sil oraları. Hadi. Hadi düş. Merhaba. Doktor Akif'i nerede bulabilirim? Hemen ilerideki müdahale odasında. Ne oldu? Neyin var? Ozan. Nesi var Berçin? Telefonda sizinle mi görüşmüştük? Evet, bendim. Neyi var? Hayat tehlikesi kalmadı ama bizi biraz korkuttu. Şu an ilacın etkisi altında. Birazdan kendine gelir. O zaman bunları detaylıca konuşuruz. Telefonumu unutmuşum ya. Akıl mı kaldı?
Buradan sağa dönmüştüm. Gizli burada buluşuyorsunuz. O Jüli de hayatımızı çaldı bizden. Babanı çaldı. Onlar mutlu mesut o gösterişli hayatlarını yaşarlarken ben hep onları uzaktan izlemek zorunda kaldım. Oğlum hadi önünü kapatalım. Aşkım harika bir yılbaşı olacak. Hadi. Yaşasın hadi gidelim. Onları mahvedeceksin tamam mı? Onları bitireceksin. Söz ver bana. Beni mi bekliyordun? Hayır. Bak şimdi. Bu çocuk mahkeme için bize yanaşıyor olsa. Babası için bütün bunları yapıyor olsa. Ya yalan söylemesi icap etmez mi? Ha? Çocuğun suratında hiç öyle bir şey yok. Sanki böyle içinden gelerek yapıyor. Gerçek gibi. Yaşar. Bu Yağız iyi bir çocuk be. Bilemeyiz Nura. Oğlanın niyeti mahkeme olabilir. Yok. Vallahi benim içim hiç öyle demiyor. Ya babasının tarafını tutuyor olsa niye bizi buralara kadar getirsin? Ha? Niye özür dilesin? Aa, görmedin mi yüzünü? Nasıl mahcuptu? Tamam. Ben demiyorum zaten. Bu oğlan da babası gibi üçkağıtçı. Hatta babasıyla hiç alakası yok. Sanki başkasının çocuğu. Adnan demiyor mu acaba? Benim çocuğum nasıl böyle mert, düşünceli olur? Tövbe tövbe. İyi bak, kendine geldin acık. Yine de güvenemeyiz Nurhan. O Adnan'ın oğlu. Bakalım ne işler çeviriyorsun Raziye Hanım. Canım yavrum. Sen şu an karnımda doğacağın günü bekliyorsun. İçimde seninle beraber taşıdığım Mısır'dan sana bahsetmem gerek. Eylül. Ah Eylül. Bunu kimsenin görmemesi lazım. Biterim ben. Bana bak doğru söyle. Eylül'ün bebeği Yağız'dan mı? Çünkü eğer yalan söylerse
Eğer o çocuk Yazdansa seni şuracıkta öldürürüm. Bebeğin Yazdan olduğunu kimsenin bilmemesi lazım. Bu bebek benim. Benim bu bebek. Jülide Hanım. Ozan. Jülide Hanım. Allah Allah. Neredeler bunlar ya? Alo, Jülide Hanım neredesiniz? Ben bir evin önündeyim. Aslında ben bu eve daha önce gelmiştim, hatırlıyorum. Ve bir şey yaşanmıştı. Bu evdekiler kesin biliyorlardır. Nasıl? Siz şimdi tek başınıza dışarıda mısınız yani? Neredesiniz? Söyleyin, hemen geleyim. Bilmiyorum ki. Ayaklarım beni buraya getirdi. Birlik mahallesinde... Bir sokaktayım. Tamam, bekleyin orada, hemen geliyorum. Allah kahretsin. Babam içeride. Jülide onu görürse çok kötü olur. Buraya geldiğine göre kan dediklerini hatırladı herhalde. Anne, her şey ortaya çıkacak ya. Ben sana demedim mi hatırlarsa biteriz diye? Çekil şunu. Dur anne, dur, açma. Karışma. Berçin, iyi misin? Ozan, sen miydin? Beni nasıl buldun? Ay, verilmiş sadakamız varmış. Al iç kızım. Korktum. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Sen olmasaydın çok kötü düşecektim, sağ ol. Rica ederim de. Senin ne işin var tepelerde? Hem hamilesin. Dikkatli olman gerekiyor. Ya... Yaşar Bey'in arkasını toplayalım derken görüyor musunuz şu başımıza gelenleri? Az kalsın bir kazaya sebep olacaktık. Nasıl çıkmış Allah Allah. Aman Nermin Hanımcığım, şimdiki mobilyalar hep çürük. İşimiz bittiyse ben artık gitmek istiyorum. Evet, biz gidelim artık. Hadi kızım. Sen iyi olduğuna emin misin? İyiyim dedim ya, beni merak etmene gerek yok. Hoşça kal. Nermin Hanımcığım, her şey için tekrar çok teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Yarpuz? Anlamadım. Yok bir şey. Güzel kızım benim. Hadi sen eve git. Ben bir aktara uğrayıp geleceğim. Madem böyle düşmedi, eski usullere başvuracağız. Yarpuz bitkisinin suyunu içireceğim. Bebekten kurtulmak için kesin çözüm. Merhaba. Ben Jülide.
buraya geldim ama... Niye geldim inanın hatırlamıyorum. Pardon, anlayamadım. Hanımefendi, ben bir kaza geçirdim. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ama bir şey var bu evde. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Kim yaşıyor bu evde? Berçin, benim seni nasıl bulduğumun bir önemi yok. Asıl senin neyin var? Neden buradasın? Onu söyle. Bir şeyim yok benim. Berçin dur. Dur. Böyle olmaz. Ozan lütfen. Bak ben sana bunu yapamam. Bana yapamaz mısın? Niye? Ben böyle olsun istemezdim. Olmaması gereken şeyler oldu. Berçin, ben her şeyi biliyorum. Ben sana sadece yardım etmek için buradayım. Onun için her şeyi açık açık utanmadan bana anlat. Hastamız kendine gelmiş. Nasılsınız? Doktor bey, Berçin'in neyi var hamileliği dışında? Ozan. Sen nereden biliyorsun? Berçin Hanım hamileliğini sonlandırmak üzere buraya geldi. Ama operasyonu yapamadık. Çok riskliydi. Kendisi de yaşadığı stresten dolayı fenalaştı. Nasıl gevşemiş ya? Eylül'ün küpesi mi? Evet. Sen görürsen verirsin. Onu hala seviyorsun değil mi? Ona nasıl baktığını gördüm. Gözlerine nasıl baktığını gördüm oğlum. Kuzu. Söyle anacığım. Onu hala seviyorsun değil mi? O iş bitti anne. O tercihini yaptı, başkasıyla evlendi. O adamın çocuğunu karnında taşıyor. Eylül ve Yaz diye bir şey yok artık. Sana önereceğim. Bir daha bu konuyu konuşmayalım. Gel bakalım Eylül Hanım, gel. Ne bu? Hı? Kime yazdın bu mektubu? Ha? Kime verecektin? O herife mi? Sen nereden buldun bunu? Nereden bulduysan buldun be! Kızım sen kafayı mı yedin ha? Bu ortaya çıkarsa ne olur biliyor musun? Sana soruyorum biliyor musun? Sen benden kurtulmaya mı çalışıyorsun ha? Hı? Benim kuyumu mu kazıyorsun sen? Bırak şu kolumu. Senden kurtulmaya çalıştığım falan yok. Ne alt etmeye yazdın bu mektubu? Çocuğuma yazdım ben bunu, tamam mı? Kendi çocuğuma. Bebeğime. O çocuk benim çocuğum. Bunu o kafana iyicene sok, tamam mı? O çocuk benim çocuğum, sen de benim karımsın. Bu gerçeği ömür boyu saklayacaksın. Eylül, yoksa... Yoksa ne Koray? Ha? Ne yaparsın? Aa, ne oluyor burada ya?
Kavga mı yapıyorsunuz siz? Yok bir şey anne, yok. Çekil şöyle. Nasıl yok bir şey? Niye kafa sattıysa? Canım kızım benim ya. Aman bakma sen o deli bozuğa. İşte benim karım hamile demiyor, cicim aylarımız demiyor, senin canını sıkıyor demek. Bak ne diyeceğim sana, ben çok güzel otlar aldım, aktarcıya gittiydim. Şimdi sana bunlardan çok güzel bir çay yapacağım. Bunu iç, oh mis gibi sakinlersin, tamam mı? Hadi sen otur bakayım, ben çayını demleyip getireyim senin. Siz beni tanıyor musunuz? Ya da ben sizi tanıyor muyum? Lütfen yardımcı olur musunuz bana? Seni nasıl tanımam? Nasıl tanımam? Sen benim hayatımı çalan kadınsın. Aşkımı, mutluluğumu, her şeyimi elimden aldın sen. Senin yüzünden oğlum da ben yıllarca mutsuzluğa mahkum kaldım. Ama şimdi ben de senin canını alacağım. Geber. Gerçekten size yardımcı olmayı çok isterdim ama ne yazık ki sizi tanımıyorum, kusura bakmayın. İneceğim. Buyurun lütfen. Üstü kalsın. Ozan. Söyleyemedim. Yapamadım. Affet beni. Ne diyorsun Berçin? Benimle ne ilgisi var? Ne demek ne ilgisi var? Ben senden hamileyim. Senden. Bu bebek ikimizin bebeği. Bir dakika, bir dakika. Berçin, böyle bir şey olamaz. Unuttum demek. Ne diyorsun sen Berçin? Biz seninle... Neredeyim ben, ne oluyor? Al bakalım güzel gelinim. İç de sinirlerin gevşesin biraz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun kızıma. Sen bunu iç, ben mutfaktayım. Bir şey olursa haber ver bana, tamam mı? Sesleniver. Anlaşılan sen bu evliliği çocuk oyuncağı zannediyorsun. Annem geldi diye sustum ama... Bu iş burada bitmedi Eylül Hanım. Bak şunu kafana iyicene sok. Seni asla bırakmayacağım. Sen benim karımsın. Sen benim kocam değilsin ama. Ben sustukça benim üstüme geliyorsun. Yeter artık, haddini aşma. Seni ben kurtardım ben. Anladık. Bir güler yüz yok. Yanımıza yanaşmıyorsun. Tamam. Ama beni milletin içinde rezil edemezsin sen. Benim de bir haysiyetim var kızım. Tamam.
Madem bu kadar şikayetçisin, boşanırız, olur biter. Hadi anne. Hadi artık gönder şu kadını, hadi. Hanımefendi, sizi tanımadığımı söyledim. Ha, gereksiz uzadı bu mevzu. Yanlış gelmişsiniz, yanlış hatırlıyorsunuz. Ay lütfen daha fazla meşgul etmeyin beni. Bir saniye. Gerçekten vaktinizi aldıysam kusura bakmayın. Ama ben bu eve geldim. Hatırlıyorum. Lütfen daha fazla rahatsız etmeyin. Jülide Hanım. Jülide Hanım, sizin ne işiniz var burada? Aslım kızım, götür beni buradan. Tamam, tamam, hadi gelin, koluma girin. Gidelim hemen. Berçin, biz seninle o gün hiçbir şey yaşamadık. Saçmalama. Ozan, bak kalbimi kırıyorsun. Ya birlikte geçirdiğimiz güzel anları nasıl unutursun? Bu bebek ikimizin bebeği. Ama ben sana söyleyemedim. Bu bebeği istemeyeceğini biliyordum. Onun için aldırmaya karar verdim ama olmadı işte, yapamadım. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Eylül Hanım, birazdan bebeğinle vedalaşacaksın. Ne diyorsun sen be, ha? Ne dediğim gayet açık. Eğer yapamıyorsan boşanırız, olur biter. Lan Yağız seni nikah masasında bıraktı. Yağız ölmesin, sen ortada kalma diye ben babanın karşısına dikildim. Baban az daha onu öldürüyordu. Şşş, sizi ben kurtardım ben. Seni evlenmeye ben zorlamadım Koray. Bu oyunun içine sen kendin girdin. Bak, bu bebek Yağız'ın. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Eğer kaldıramıyorsan boşanırız, biter. Nereden biliyorsun? İçti mi acaba? Ne diyorsun sen be? Gayet açık söyledim. Nereden biliyorsun diyorum. He? Yağız'ın olduğuna nereden bu kadar eminsin? Daha iyisiniz değil mi? Aklım karma karışık. Ben o eve niye gittim? O insanlar kim? Beni tanımıyorlar. Ben neden böyle bir şey yaptım ki? Üzmeyin lütfen kendinizi. Doktor da söyledi ya, aklınız size oyunlar oynuyor. Ama bunların hepsi geçecek. Aslım, iyi ki varsın kızım. Sen olmasan ben ne yapardım? Ama bu olup bitenden Ozan'a bahsetme, olur mu? Üzülmesin. Tamam. Söz Ozan'a hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama siz de böyle yalnız başınıza çıkıp gitmeyin, olur mu? Ben çok korktum size bir şey olacak diye. Tamam söz. Bir daha sana haber vermeden hiçbir yere gitmem. Anlaştık. Aslım. Ben Ozan'ın sadece küçüklüğünü hatırlıyorum. Yetişkinliğine dair hiçbir şey yok aklımda. Çok üzülüyorum. Sevdiği kız kimdi? Yani evlendiği karısı. Ya birbirlerini seviyorlar mıydı? Neden ondan bahsedilince bu kadar üzülüyor? Sana anlattı mı? Sen biliyor musun? Gördün değil mi? Kapımıza kadar geldi. O kadını görmek bile azap bana. Suratını haykırmamak için kendimi zor tuttum.
Bana söz ver. O Ozan'ın her şeyini alacaksın. Aslımı da alacaksın. O kadının her şeyi benim olacak. Benim. Söz anneciğim, söz. Merak etme. Her şey bizim olacak. Ozan, ben senden bir şey beklemiyorum. Bu işi kendim halledeceğim. Ama sen de kimseye bir şey söyleme ne olur. Sen şimdi düşünme bunları. Eve git, oturup sakince konuşacağız. Tamam. Allah'ım ne yaptım ben? Ne yaptım? Saçmalıyorsun sen. Ne demek bu? O geceyi bir düşün. Hani Yasin nikah masasına bırakmıştı. Sonra? Sonrasını soruyorum. Yas. Ne işin var benim burada ya? Dur bir sakin ol. Yaklaşma. Ne yaptın bana? Ha? Ne işin var burada? Ne yaptın? O gece sen kendinden geçtin. Belki bir şey hatırlamıyor olabilirsin ama ben her şeyi çok güzel hatırlıyorum. O gece biz beraber olduk. Gerçekler acıdır Eylül. Ama gerçek bu. O sesini kes. Bunların hiçbiri olmadı, yalan söylüyorsun. Sus. Öyle şeyler oldu ki. Hem de öyle şeyler oldu ki. Gerçekleri tokatla silemezsin Eylül. Gerçek bu. O bebek ikimizin. Kızım, içme sen bu çayı. Hamileye zarar vermez dediler ama belli olmaz. Benim içime sinmedi. İçme sen bunu. Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Ne konuşuyordunuz siz? Öyle bebeğimiz hakkında konuşuyorduk. Değil mi karıcığım? Gördükleri anda aşık oldular. Ama itiraf etmeleri biraz uzun sürdü. Çok sevdiler birbirlerini. Ozan da, o kız da çok sevdiler. Sonra kötüler girdi araya. Ufacık mutluluklarını ellerinden aldılar. Aslında onlar birbirlerinden başka hiçbir şey istemiyorlardı. Ozan hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Aslı 3-4 defa beni aramışsın. Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Bir sorun yok. Annenin canı bir şey istemişti ama biz hallettik. Tamam. Odamdayım ben. Nereye kaçıyorsun hemen? Aslım da bana senden bahsediyordu. Sevdiğin kızı sordu. Birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi anlatıyordu.
Oğlum madem bu kadar seviyordunuz birbirinizi neden ayrıldınız? Boş ver anneciğim. Sonra konuşuruz bunları. Sadece benim bakıcım değil. Siz birbirinize karşı bir şeyler hissediyorsunuz. Gözlerinden anlıyorum bunu. Hissediyorum. Sen onu çok seviyorsun. Ozan sana Fatih'ten daha iyi bir baba olacak. Onun için senin baban Ozan. Senin sayende ben de Ozan'ın karısı olacağım. Senin elini tuttuğum an içimde kelebekler uçuşuyor. Kızımızın adını koyduk bugün. Mısra. Kızımızın adını koyduk bugün. Mısra. Seninle hayaller kurmak ne güzel. Bütün hayallerim, geleceğim, umutlarım sensin artık. Seni seviyorum Eylül. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum Eylül. Seni çok seviyorum. Bu gerçeği saklamaktan yoruldum artık meleğim. Babana gidiyoruz. Ona her şeyi söyleyeceğim. Yaz. Ne oldu Eylül? Niye çağırdın beni buraya? Bebeğimizle birlikte sana geldik. Anlamadım. Bebeğimiz? Ben senden başka hiç kimsenin bana dokunmasına izin vermedim. Senden başka hiç kimseyi sevmedim. Bu bebek senin. İkimizin bebeği. Nasıl? Doğru mu? Doğru aşkım.
ben seni seviyorum Yaz. Ben seni çok seviyorum. Bana geri döndün. Bitti bu ayrılık. Seni çok seviyorum Eylül. Lan! Uzak dur karımdan. Çekil şunu. O bebek bizim bebeğimiz, duydun mu? Hayır. Bu bebek ikimizin. Niye anlamak istemiyorsun? Çık git artık hayatımızdan. Sen öyle san. Al. Bak bakalım. Kiminmiş? İyice bak. Benim bebeğim o. O elindeki de kanıtı işte. Hayır. Hayır, bir yanlışlık var. O bebek Yağız da benim. Defol git artık hayatımızdan. Yağız, ne olur. Yeter. Yetmedi mi duygularımla oynadın? Yalanlarını da al git. Git kocamla mutlu ol. Sen de yürü eve. Karıcığım. Hayır. Hayır olamaz. Doğru değil bu. O gece sen kendinden geçtin. Belki bir şey hatırlamıyor olabilirsin ama ben her şeyi çok güzel hatırlıyorum. O gece biz beraber olduk. Allah'ım, yoksa bu bebek. Hayır. Bu bebek. İkimizin de beyim. Allah'ım, nasıl yaptım ben bunu? Ozan. İyi misin? İyiyim Aslı. Ne oldu? Yok, yok bir şey. Ben öylesine sordum. Biraz canı sıkkın gibi de. Yok, iyiyim ben. Sen sadece annemin bakımıyla ilgilensen yeter. Tıpkı konuştuğumuz gibi. Peki, haklısın. Ben boş bulundum bir an. Evde görüşürüz. Berçin'in benden hamile olduğunu nasıl söylerim sana? Bir de bu saçmalığı yaşamana nasıl göz yumarım? Ne işin var burada? Ne işin var benim burada ya? Dur bir sakin ol. Yaklaşma. Ne yaptın bana? Ha? Ne işin var burada? Ne yaptın? Olabilir mi böyle bir şey ya? Lan hiçbir şey hatırlamıyorum. Oo Yaşar Beyciğim. Nurancığım. Hoş geldiniz. Buyurun. Geçin içeri. Anne. Allah Allah, niye geldiler ki? Karıcığım hadi. Nurhan anneyle Yaşar baba geldi. Sen de çık artık şu odadan. Niye geldiler? Sen mi çağırdın? Evet. Hepinize çok güzel bir sürprizim var. Hadi bekletme. Şu yatağı yorganı da topla. Ayrı yattığımızı anlamasınlar. Hem bebek beklerken niye ayrı yatıyorsak? Hatta adı bile hazır. Söyleyeyim. Mısra adı. Ha, başkasını seçtin. Seni istemedi oğlum, anlasın artık bunu. Unut artık onu. Eylül, unut.
Hayatım, günaydın. Dokunmayın bana. Ben sizi tanımıyorum. Bir daha buna yaklaşmayın. Benim, Mümtaz, kocan. Kocam olduğunuzu söyleyip duruyorsunuz ama ben sizi hatırlamıyorum. Jülide, bak Ozan'ı hatırlıyorsun. Belki beni de hatırlarsın diye düşündüm. Bütün bu olanlar yaşanmadan önce bizim çok güzel bir evliliğimiz vardı. Lütfen, lütfen biraz belki zorlarsan beni de hatırlayacaksın. Olabilir. Ama bu söyledikleriniz bana hiçbir şey ifade etmiyor. Ben sizi hatırlamıyorum. Ben sadece Selim'i hatırlıyorum. Bir de Ozan'ın çocukluğunu. Jülide. Selim öldü Jülide. Biz seninle evlendik. Burası bizim evimiz. Sen benim karımsın. Selim'in değil, benim. Dokunmayın bana. Bırakın Ozan. Hayatım, ben seni seviyorum. Sana asla zarar vermem. Ne olursun, ne olursun artık hatırla beni. Lan bırak anneni. O benim karım. Hatırlamıyor işte. Korkutuyorsun. Ben çok özür dilerim. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Siz benim için bir yabancısınız. Ben sadece Selim'i hatırlıyorum. Selim artık yok Jülide. Bunu kafana sok. Ben yabancı falan değilim. Ben senin kocanım, kocan. Mümtaz. Bence sen annemden bir süre uzak dursan iyi olur. En azından hafızası yerine gelene kadar. Onu daha çok korkutuyorsun. Peki. Beni hatırlayınca bana haber verirsiniz. Selim. Selim öldü mü? Ben bu adamla mı evlendim? Babam öldü. Mümtaz'la evlisin. Ben hiçbir şey hatırlayamıyorum. Koca bir boşluktayım. Çabalıyorum, çabalıyorum, olmuyor. Benim sahip olmam gereken her şeye o kadın sahip. Seni de o halde elimden. Ama bak, o şimdi başkasıyla evli. Senin yanında ben varım, ben. O ev benim hakkımdı. O hayat benim olmalıydı. Benim daha fazla sabredecek gücüm kalmadı. Hakkım olanı ben kendim alacağım. Hiç kimseyi beklemeyeceğim. Ben alacağım. Babamı da oyuna dahil etmenin vakti geldi. Bakalım Ozan'dan torunu olduğunu öğrenince ne yapacak? Baba, ben sana yardım edecektim de benim işim çıktı, acelem var. Sorun değil kızım. Dikkatli ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne böyle? Koray, sabah sabah bizi niye çağırdı Raziye Hanım?
Bak dün Adnan'ın evindeki gibi bir saçmalık olacaksa sizin de kalbinizi kırarım ona göre. Tamam Yaşar'ım, tamam, bir sakin ol. Ya oğlan söyledi ya, işte bir sürprizim var dedi. Tamam. Nurhan, dünkü sürprizlerden sonra bende sürpriz falan görecek hal kalmadı. Babam, haberim yoktu diyorum, ne olur yapma artık. Yani Yaşar Bey, bir iyilik yapayım dedim, burnumdan getirdiniz. Tamam Razi, sen de şey etme artık. Yavrum, aman şimdi mahkeme var ya bugün. Ondan öyle azıcık canı sıkkın. Sen üzme kendini yavrum, tamam? Evet, hazır mıyız? Hazırız oğlum. Ay ne güzel bir şey bu. Bebeğimize beşik aldım, nasıl? Anam. Ay çok güzel. Yaşar, baksana beşiğe, ne güzel değil mi? Ne bileyim, iyi işte, güzel. Ay çok güzelmiş bu. Oğlum, erken değil mi beşik için? Ne erken anne? Geç bile kaldık. Ya Nurhan anne, geçen bir bebek mağazasının önünden geçiyorum. İçeride o kadar çok şey var ki. Yani almaya başlasan doğumda anca biter. Ben de en önemli parçayı aradan çıkartayım dedim. Karıcığım beğendi mi? Evet. Sen bunun için mi çağırdın annemle babamı? Beşik işte alt tarafı. Ya alt tarafı beşik olur mu? Yani bunun bir anlamı var. Bak bugün Yaşar babaya uğur getirsin diye getirdim ben bunu. Ay canım oğlum benim ya. Ne kadar ince, düşünceli bir oğlum var, görüyorsunuz değil mi? İyi etmişsin yavrum, iyi etmişsin. Yaşar, bak be, bak ne kadar güzel, minik minik başına. Tabii insan düşününce bir hoş oluyor, torunum için. Ay. Sallanıyor mu bu? He bak, böyle de gidiyor şöyle. Ozan. Ozan. Hadi kahvaltı hazır anneciğim. Anneciğim niye zahmet ettin? Niye yordun kendini? Ozan. Ben bugün senin küçüklüğünü hatırladım, biliyor musun? Babanı. Krep hazırladığım hafta sonu kahvaltılarını. Çok güzeldi. Hatıralar birdenbire belirmeye başladı gözümün önünde. Bir resmin küçük parçaları gibi. Babanın sesi. Senin kahkahaların. Ozan, gerçekten yaşadık mı biz o günleri? Bu kahvaltı masası, baban. Gerçek hatıralar mıydı onlar? Gerçek anne. Hepsi gerçek. O günleri o kadar çok özledim ki. Neyse, hepsi nefis görünüyorlar. Hadi otur, soğutmadan yiyelim. Hadi. Aslım nerede kaldı? Ben hep beraber üçümüz kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm. Bilmem. En son koşudayken görmüştüm. Gelir birazdan. Kusura bakmayın. Eve tekrar dönmem gerekti de geciktim. Hiç önemli değil. Ben de tam senden bahsediyordum. Hadi sen geç otur, ben çayları getireyim. Yok yok. Siz geçip oturun. Ben çayları alır gelirim. Ozan, bence sen kendine bir iyilik yap. Evlen bu kızla. Baksana çok iyi kalpli. Hem çok güzel, üstelik çok şefkatli. Bebek de yaparsınız. Senden harika bir baba olur. Ondan da harika bir anne. Nasıl fikir?
Bu bebek ikimizin de benim. Boş ver anneciğim bunları. Daha sonra konuşuruz. Kahvaltımızı edelim biz. Artık beni karıştırmasan daha iyi olmaz mı? Böyle oyunların içinde yer almak istemiyorum. Akif, bana bak. Sen kendi ruhsatın yokken başkasının ruhsatıyla klinik açmış insansın. Benimle böyle tartışmalara girme, canını okurum. Ayrıca senin şimdi yardım etmen gerekiyor. Ozan'ı ikna etmemiz lazım. Öyle cayıp beni yarı yolda bırakamazsın, tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam Beyaçin, tamam. Seni dinliyorum. Nedir planın? Hah şöyle. Yola gel. Baba niye böyle keyifsizsin? Bak bugün çok önemli bir gün. Yani moralini yüksek tut. Asma suratını. Moralim iyi olsa ne olacak? Olmasa ne olacak Koray? Nasıl olsa davayı kaybedeceğiz. Allah Allah. Deme öyle Yaşar. Allah büyüktür. Hem sen haklısın. Bir hile hurda olmazsa kazanırsın. Nurhan, karşımızdaki adam Adnan. Geçen duruşmada nasıl yalan söyletti bizim müdüre. Siz de gördünüz. Şimdi de bir pislik düşünmüştür. Baba, deme öyle. Sen haklısın. Bugün o deliller ortaya çıkacak. O adamın ihmali yüzünden, 3 kuruş fazla para kazanma hırsı yüzünden kolunu sakatladın sen. Elbet her şey ortaya çıkacak. Karım haklı baba. Yani bakarsın çözülür mesele. Bu dünya parası olanların dünyası çocuklar. O Adnan dün parasıyla nasıl küçülttü beni. Ben o tazminatı mahkemelerde söke söke almak için yıllarca uğraştım. Belki o sattığımız evi geri alırdım. Karımın yüzünü güldürürdüm. Ama artık hiç umudum yok. O soysuz bizden uzak dursun de. Allah'ından bulsun. Dün güzelce halloluverseydi aslında bugün mahkemeyle falan hiç uğraşmayacaktık ama. Bunda da vardır bir hayır canım. Bugün mahkemede hallolur. Bol'daki fabrikayı muhasebeciye göndersen o halledemez mi? Oğlum, el eline işeni Türk'ü çağırarak arar. Muhasebeci bizi düşünür mü? Halledemem der, işin içinden çıkar. Bizden biri olması lazım. Şu Azerbaycan'dan gelen ortaklarla toplantım olmasaydı ben giderdim. Ama neyse. Can sağ ol. Olan onca işçi olacak. Ona canım sıkılıyor. Olmaz öyle şey. Sırf sen gidemiyorsun diye. Onca insanın işsiz kalmasına izin veremeyiz. Ben hallederim. Doğru. Oğlum gitsin halletsin. Hem tecrübe de olur. Senden sonra işleri o ele alacak. İyi madem. Yolda da dosyaları güzelce incelersin. Orada bizim firmanın denetçisi var. Onunla birlikte girer halledersiniz. Tamam. Ben geç olmadan çıkayım. Oğlum aman ha. Yavaş sür. Anda iyi ikna ettik ha. Yoksa işimiz zordu. Şu mahkeme günü yaz bize rahat vermezdi. Ben de korktum anlayacak diye ama neyse ki bir şekilde yolladık.
Ankara'da olmasın yeter. Hem biraz Bolu'da kafa dinler ha. Yaşar'ın kızından kurtulduk. Şimdi şu saçma mahkemesinden kurtulmaz ama. Kaç zaman ne çektirdi bize pislik herif. Bir aksilik olmayacak değil mi Adnan? Sen her şeyi hallettin. Hallettim, hallettim. Müdür ifadesini değiştirmeye karar vermiş. Ama ben erken uyanıp onu susturmanın yolunu da buldum. Nermin, dua et bu davayı kazanalım. Yoksa bu davaların sonu kesilmez. Diğer işçiler de haklarını arar. Başımız çok ağır, çok. Aa, ya Ozan arasına fındık kreması sürmeden yemez ki. Yani şey, öyle çok güzel oluyor. Herkes sever değil mi? Getirmeyi unutmuşuz, ben alıp geleyim. Ozan, sen aslında daha önce tanışmadığına emin misin? Yani senin hakkında her şeyi biliyor. Baksana fındık kremasız yemez dedi. Sevdiğin kız hakkında da her şeyi biliyor. Daha önce tanışmadığınıza emin misin? Anneciğim, herkes öyle sever. Ne bileyim, tahmin etmiştir. Siz de almaz mısınız? Yok canım, ben almayayım, sağ ol. Aslım, sen anne olmayı düşünüyor musun? Ben yok, hayır düşünmüyorum. Ne oldu? Neden sordunuz ki? Eğer bir gün evlenirsen harika bir anne olacaksın, eminim. Ozan, sen de çok iyi bir baba olacaksın. Anneciğim, böyle şeyleri konuşmasak mı? Herkesin özel hayatı. Ay, çok affedersiniz, ben sizi rahatsız etmek istememiştim. Yani kötü bir niyetim yoktu. İçimden geldi. Efendim. Alo. Ozan Bey merhabalar. Size bir durumdan bahsetmek istiyorum. Aslında bunu yapmam hasta mahrumiyeti açısından doğru değil. Ama bence bilmeye hakkınız var. Ne oldu? Belçin Hanım yine randevu aldı. Çocuğu aldırmak konusunda kararlı. Ama eğer bebeği aldırırsa bir daha çocuğu olmayacak. Bilin istedim. Tavsiyem caydırmanız yönündedir. İyi günler. Aferin. Tamam avukat bey. Sağ ol. Ne diyor avukat? Elimizdeki deliller seni haklı çıkartmaya yeter mi yetmez mi bilmiyorum diyor. İş yine eski şahitleri dinlemeye kalmış. Bizim eski fabrika müdürü de ortada yok. Olsa ne olacak baba? Gelip zaten doğruları söylemiyor ki. Belli. Adnan adamı satın almış. Kör olasıca. O zaman çıkıp da doğruları söyleseydi belki şu davaya bile gerek kalmayacaktı. Alacaktık hakkımızı. O yüzden hiç umudum yok Nurhan. Kaç yıllık arkadaşım. Namusludur, dürüsttür dedim. Adnan onun da aklını çeldi. Şimdi ortada da yokmuş. Deme öyle.
Allah büyüktür be Yaşar'ım. Ne bileyim, bakarsın delilleri yeterli bulurlar. Hem belli mi olur canım? Belki adam vicdana gelir. Çıkar gelir mahkemeye, doğruyu söyler. Ha? Belli olmaz ki. Tabii Nurhan anne. Vallahi haklısın, ben de senin gibi düşünüyorum. Bakın görün. Mısrağımız uğurlu gelecek hepinize. Evladımız sayesinde her şey tıkır tıkır işleyecek. Değil mi canım? Ben bir Eyüp'e yardım edeyim. Eylül. Sana kaç kere hareketlerine dikkat et dedim, değil mi? Ha? Ne o bizimkilerin yanındaki tavırlar? Kızım, kocanım ben senin, kocanım, unutma bunu. Asıl sen hareketlerine dikkat et. Bu evliliğin bir oyun olduğunu unutma. Öyle herkesin yanında bebeğimiz bebeğimiz deyip durma. Çünkü o bebek benim, tamam mı? Anla artık bunu. Belki sen o geceyi hatırlamazsın ama ben çok iyi hatırlıyorum. Hani Yağız'ın seni nikah masasında tek başına bıraktığı gün. Perişandın. O gece biz beraber olduk. Niye o zaman söylemedin peki? Hı? Niye önceden söylemedin? Hamile olduğumu ilk duyduğunda niye söylemedin öyleyse? Seni korkutmak istemedim. Hiçbir şey kitabına uygun olmadı. Bari bu düzgün gitsin istedim. Çekil ondan, saçmalama. Eylül. Bana bak. O karnındaki bebek benim, tamam mı? Onun için her şeyi yaparım, bunu unutma. Heh, yavrum, saat yaklaşıyor. Adliyeye gideceğiz ya. Hadi hazırlanın artık. Tamam annem, geldik. Ben geldim. Tarık. Aa. Tarık. Niye öyle bakıyorsun? Ne bu? Yeni oyunun mu? Ne diyorsun Tarık? Ne oyunu? Sibel. Hamile misin? Saçmalama Tarık. Ne hamilesi? Ucuz numaralarla evliliği devam ettirmeye çalışıyorsun, değil mi? Sibel, anla artık. Bizim evliliğimiz bitti. Aman Allah'ım. Berçin. Tarık, hamile olan ben değilim. Berçin. Ne diyorsun sen? Nasıl olur? Bak işte, bak adı yazıyor burada, görmüyor musun? Aman Allah'ım, Berçin hamile mi? Güzel. İkisi birden hamile olduğunu öğrendi. İyi oldu. Ben geldim. Berçin! Ne bu böyle? Doğru mu bu? Ne oluyor ya? Niye bağırıyorsunuz öyle? Berçin! Hamile misin? Kızım söylesene, gerçek mi bu? Evet. Ama ben bir hata yaptım. Çok çok özür dilerim. Berçin, sen ne diyorsun? Bunu nasıl yaparsın? Allah'ım, siz ikiniz beni delirtecek misiniz? Babası kim? Çabuk söyle. Ozan. Ben Ozan'dan hamileyim. Ne? Ozan mı? Anne. Berçin. Berçin.
Nasıl yaptım ben böyle bir hatayı? Nasıl telafi edeceğim? Pardon. Bunlar yıkanıp ütülenmiş. Ütü odasında duruyordu. Getireyim dedim. İyi yapmışsın. Sağ ol. Ozan. İyi misin sen? İyiyim Aslı. İyiyim. Ozan yapma böyle. Bir derdin var senin. Tamam. İş dışında konuşmayalım dedik. Mesafeli olalım istedik. Ama ben dayanamıyorum. Sana ne kadar kızgın olsam da, kırgın olsam da kayıtsız kalamıyorum. Bir şey yapabilir miyim? Yardımcı olabilir miyim? Onu söyle bari. Aslım ben... Efendim? Ozan, seninle hemen konuşmam lazım. Berçin'in durumuyla ilgili. Tamam, geliyorum. Bir şey yok Aslı. Sen anneme yardımcı olsan yeterli. Sağ ol. Koray. Adnan Bey bizi bunlarla görüp taraf olduğumuzu sanıp da sinirlenmesin bize. Olmaz öyle şey. Merak etme. Ben konuşurum Adnan Bey'le. Ne yapacaksın? Bir tarafta para kaynağımız. Bir tarafta kayınpeder. Bir şekilde artık ne şiş yansın ne kebap diyeceğiz, yolumuza bakacağız. Hadi bakalım. Bu avukat nerede kaldı? Telefon gelince apar topar gitti. Bilmiyorum. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Allah kahretsin. Ne oldu? En büyük kozumuzu kaybettik. Nasıl? Ne kozu? Adnan Bey'in kazadan önce arızalı makine için yaptığı yazılı uyarıları bulmuştuk. Ha? Hatta makine için yurt dışından istettiği parçaların sipariş fişlerine ulaşmıştık. Ama uyarılar yok. Siparişler de kaza sonrasına tarihlenmiş. O yüzden mahkemeye delil olarak sunamayacağız. Ben demiştim size. Para kimde, güç onda. Al işte. Buna da bir kılıf bulmuş. Peki şimdi ne olacak? Mahkemenin sonucu şahitlerin ifadelerine bağlı. İki şahit mahkemeye katılmak istemediklerini ibraz ettiler. Fabrikanın eski müdürüne de ulaşamıyorum. Allah kahretsin. Çok üzgünüm. Belki fabrikanın eski müdürüne ulaşsaydık sonuç değişirdi ama maalesef. Koy verme kendini Yaşar'ım, koy verme. Sen oraya çık. İçinden ne geliyorsa onu söyle. Heh. Bu toprağın altı da var Adnan Efendi. Dur sen. Mahşerde iki elim yakanda olacak. Bu mahkemede kaybetsem de susmadığımı, silmediğimi göstereceğim sana. Elbet bir gün hak yerini bulacak. Baba. Baba ben sana bunları yaşattığım için çok özür dilerim. Ama ben Ozan'ı sevdim. Ona inandım. Aşkım yüzünden gözüm başka hiçbir şey görmedi. Ne olur, ne olur affet beni, yalvarırım. Berçin ben anlamıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum, sen böyle bir şeye nasıl izin verirsin? Biz seni böyle mi yetiştirdik? Baba ben Ozan'ı sevdim. Ona güvendim. O da beni seviyor sandım. Ama haklısın. Ben tam bir aptalım. Aptalım.
sakin ol, tamam. Bak, biliyorum bu çok zor bir durum ama biz bunu atlatacağız, tamam mı? Tamam, hadi sakin. Sekiz, dokuz, on. Ne yani, bu mu işe yarayacak? İnanmıyorum ben Aslım. Ama Jülide Hanım, doktor söyledi. Bu hareketleri düzenli olarak yaptırın dedi. Hem fiziksel olarak çabuk iyileşmeniz için hem de hafızanız için. Yok işte, işe yaramıyor. Ben hala Mümtaz Bey'in kocam olduğunu hatırlamıyorum. Zamanla hatırlayacaksınız. Ben bir su alayım. Siz durun, ben getiririm. Ben alırım tatlım, sağ ol. Ben de bir lavaboya gideyim o zaman. Benim gücümü de benim. Hepsini benden çaldın. Ben sefalet çekerken sen burada kraliçeler gibi yaşadın. Selim senin yüzünden ölüm döşeğinde yatıyor. Sen burada aşığınla keyif çatıyorsun. Ama bitti. Yolun sonuna geldin. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Dün aklını kullansaydın bugün 400 bin liran olacaktı Yaşar. Adliye koridorlarında sürüneceğine evde para sayacaktın. Bana bak. Bakıyorum çenen çabuk iyileşmiş. O hesaplar da bir gün sorulacak Yaşar. Önce şu çeneni bir kapatayım burada. Gerisini düşüneceğim. Düşün düşün. Sen bunları asıl öte tarafta düşüneceksin. Bize hileyle yalanla ettiklerinin cezasını orada çekeceksin. Davalı Adnan Çarkın, davacı Yaşar Uğurlu, duruşma başlıyor. Tarık amca. Bunu nasıl yaparsın Ozan'a? O kızın sevgisini sömürüp nasıl hamile bırakırsın? Ne olacak şimdi? Kim temizleyecek kızımın namusunu? Sibel. Tamam. Ozan. Sana Aslım'ı ben istedim. Nikahınıza geldim. Şahidiniz oldum. Selim öldükten sonra senin her derdine koştum. Seni evladım gibi sevdim. Korudum, kolladım. Sen bütün bunları unutup bunu bize nasıl yaptın? Tarık amca, ben aslında hiç mazeret uydurma. Bu iş temizlenecek. Kızımın namusuna iki paralık edemezsin. Onu ortada bırakamazsın. Sibel, tamam.
Sen karışma Tarkan. Tamam falan değil. Burada hayata alt üst olan benim kızım. Bizim kızımız, evladımız. Bak eğer bugün de yanımızda olmayacaksan çık git bu evden. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Sibel. Ozan Berçin'i sevmiyor. Hala Aslı'mı seviyor, anlamıyor musun? Niye benim kızımı hamile bırakıyor o zaman? Bu nasıl iş be? Anne. Tamam yeter ya. Ozan'a bağırıp durma. Ben bu bebeği aldıracağım. Ya görmüyor musunuz? Ozan beni sevmiyor. Beni sevmeyen bir adamla zorla bir evlilik yapamam ben. Sonuçları her ne olursa olsun aldıracağım yavrum. Yeter. Yeter. Tamam. Evlenmemiz gerekiyorsa evleniriz. Göstermelik bir evlilik olur. Berçin'i zorla sevemem. Ama karnındaki çocukla da ortada bırakacak değilim. Ozan, cidden evlenecek misin benimle? Başka çarem yok. Ozan. Ben ona da razıyım. Sen ne diyorsun? Emin misin? Dürüstçe seni sevmediğini söylüyorum. Kurmaca bir evlilik mi yapacaksın kızım? Ben Ozan'la her şeye varım. Madem bebeğimiz doğsun istiyor, madem evlenelim istiyor, tamam evlenelim o zaman. Ben bununla bir sakınca görmüyorum. Davacı taraf, fabrikadaki kazanın davalı Adnan Çartal'ın ihmali sonucu olduğunu iddia etmiştir. Ama mahkemeye bir delil sunmamıştır. Geçerli bir tanığınız var mı? Ya da başka bir delil? Bir tanığımız vardı ama kendisine ulaşamadık hakim bey. İşi çıkmış Zahir. Yazık olmuş. Söz vermeden konuşmayın beyefendi. Oyun devresi seninle mi? Bu koşullar altında davanın sonucu ortada. Yaz kızım. Tanık Süleyman Arlı davaya katılmak için müsaadenizi istiyor efendim. Katılabilir. Gelsin.
Al bak anne. Ben aylardır boşuna mı buradayım zannediyorsun sen? Geldiler. Yoksa hisseleri mi ele geçiriyorsun? Yakında Ozan'a ait olan ne varsa, parası da şirketi de hepsi benim olacak. Jülde'nin de Ozan'ın da kapıya atılması yakındır anne. O yüzden ne olur bir hata yapıp benim planlarımı bozma. Gerçekten bunu yapabilir misin Fatih? Yapacağım anne, yapacağım. Şu dünyada yapacağım son şey bile olsa intikamımızı alacağım. Senden çaldıkları hayatı tekrar senin ayaklarının altına sereceğim. O yüzden ne olursun birazcık sabırlı ol. En azından ben intikamımı alana kadar elini kana bulamam. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi şimdi biraz dinlenin. Canınızın istediği bir şey var mı? Akşam onu yapayım. Bilmem. Hatırlamıyorum ki. Aslı. Bana bir şeyler anlatsana. Ne anlatayım? Bilmem. Güzel şeyler işte. Güzel hatıralarını anlat. Benim hiç hatıram yok. Bir boşlukta gibiyim. Hem belki iyi gelir. Seni de daha yakından tanımış olurum. Tamam. Anlatayım. İlk okula başladığım sene annemle İzmir fuarına gitmiştik. O kadar güzeldi ki. Kocaman oyuncaklar, rengarenk ışıklar. İlk defa pamuk şeker yemiştim mesela. Annem bana renk renk balonlar almıştı. Gondola binmiştik. Ben çok korkmuştum. Ben korkunca annem bana sımsıkı sarılmıştı. Öyle güzeldi ki. Keşke o günlere tekrar dönebilsem. Bazen diyorum biliyor musunuz? Keşke buraya hiç gelmeseydim. Keşke bu günleri yaşamasaydım. Yaşar Bey'in sakat kaldığı kaza esnasında fabrika müdürü olarak şahitliğiniz çok önemli. Bunun önemini size tekrar hatırlatarak sormak istiyorum. Yaşar Bey kazadan evvel size veya Adnan Çartıl'a makinede arıza olduğunu bildirdi mi? Evet, bildirdi. Peki bu durumda siz ne yaptınız? Gerekli raporları hazırlayarak durumu Adnan Bey'e bildirdim. Peki Adnan Çartıl'ın bunca uyarı karşısında attığı adım ne oldu? Yaşar Bey ve diğer işçilerin hayatını hiçe sayarak makineyi arıza olduğu halde çalıştırmaya devam etti. Diğer işçileri de karşı çıkmaları halinde kovacağını söyleyerek tehdit etti. Başka sorum yok hakim bey. Anlaşıldı. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Herkes ayağa Anne, biz bugün gelinlik alışverişine mi çıksak? Ya kızım ne gelinliği? Bir anlat bakayım sen bana bunu. Sen gerçekten hamile misin yoksa hani Ozan'ı elde etmek için bir oyun falan mı çeviriyorsun? Anneciğim,
Gerçekten hamileyim diyorum. Kendi gözlerinle gördün kağıdı. Peki bu evliliği yapmakta kararlı mısın? Yani içi boş, gerçek olmayan bir evlilik yapmak istiyor musun? Aslım hala ortalardayken. Ha ne bileyim, emin misin? Anneciğim, bak bu ilk adım. Öyle şeyler yapacağım ki Ozan bana deli gibi aşık olacak. Aslım onun umurunda bile olmayacak. Hatta onun yüzünü bile görmek istemeyecek. Sadece üçümüz olacağız. Ozan, ben ve bebeğimiz. Sadece üçümüz. Üç tane çocuğumuz olursa birisi yalnız kalacak. İki tane de çok az. Beş de çok fazla. Dört tane çocuğumuz olsun istiyorum. Dört çocuk. Hı. İki kız, iki oğlan. Hem ilk oğlanın adını Selim koyarız. Gözlerinin içi parlıyor ailemizden bahsederken. Kabul mü? Kabul aşkım. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yeter ki sen benim yanımda ol. Beni çok sev. Eğer bir gün evlenirsen harika bir anne olacaksın, eminim. Ozan, sen de çok iyi bir baba olacaksın. Bu iş temizlenecek. Kızımın namusuna iki paralık edemezsin. Onu ortada bırakamazsın. Ozan Berçin'i sevmiyor. Hala Aslı'mı seviyor, anlamıyor musun? Ay çok şükür. Sağ ol oğlum. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Gördün mü Yaşar? Ha? Gördün mü? Ne dedim ben sana? Allah büyüktür demedim mi? Çok şükür Nuran, bitti. Çok şükür. Ne oldu? Bu sefer yaptıklarının üstünü örtemedin değil mi? Bak. Haklılar kazandı. Dünürüm, hadi gözünüz aydın, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Raziye. Vallahi Yaşar baba, bravo ya, takır takır aldın tazminatı. Ama ben ne dedim sana? Bebeğimiz uğurlu gelecek dedim değil mi? Öyle oldu Koray, sağ ol. Koray, çok sevinmiş gibi yapma oğlum. Adnan Bey bir de böyle anlarsa bize karşı cephe alır. Süleyman Bey geliyor. Süleyman Bey, en son verdiğin yalan ifadeden sonra Adnan'ı karşına almazsın sandım. Ne oldu da ifademi değiştirdin? Yalan dolan işler bizim gibi adamlara yaramıyor Yaşar. Vicdanım rahat bırakmadı. Çoluğumun çocuğumun yüzüne bakamadım. Geldim, konuştum. Önceki dava için kusura bakma. Bilemedim. Affet. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Sağ olun Süleyman. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Ozan? Evet.
mesaj atmışsın gel hemen diye. Merak ettim, bir şey oldu zannettim. Yok, yok bir şeyim anneciğim. İçim kötü bir his kapladı. Kendimi kötü hissettim, o yüzden çağırdım. Allah Allah, hayırdır inşallah. Jülide Hanım yok mu? Odasında uyuyor. Gel hadi biz mutfağa geçelim. Kahve içerken konuşuruz. Davranıp gerçekleri söylediğiniz için teşekkür ederim. Babamın sizi kaçırıp şantaj yaptığını öğrendiğim zaman iş işten geçmişti. Keşke zamanında haberim olabilseydim. Babanıza hiç benzemiyorsunuz. Sayenizde büyük bir vicdan yükünden kurtuldum. Siz olmasaydınız bu davaya çıkacak cesareti bulamazdım. Ölene kadar bu acıyla yaşardım. Allah sizden razı olsun. Desteğiniz sayesinde konuşacak gücüm oldu. Çok teşekkür ederim. Güzel, görüşmek üzere. Adamın ifade vermesini Yağız sağlamış. Babam Yağız'ın sayesinde kazanmış mahkemeyi. Yağız! Aklın hala Ozan'da değil mi? Yok. Yok anne. Dalmışım sadece. Aslım. Annenim ben senin. Anlarım. Yapma. Yok diyorum anne. Ben niye Ozan'ı düşüneyim ki? Aklın da hala onda, yüreğinde. Aslım, sen hala onu çok seviyorsun kızım. Kalbin onun için atıyor. Onun için endişeleniyorsun, biliyorum. Sen istediğin kadar inkar et. Hala Ozan'a aşıksın, anlarım ben. We'll be right back.